Haberi siz izlerken maalesef Milas'tan kötü haberler geliyor. Milas Belediye Başkanı diyor ki Avukat Muhammed Tokat uyarılarımızın, haykırışlarımızın ne denli haklı olduğunu ciğerimiz yanarak korkuyla izliyoruz. Bunu söylemek istemezdim ama termik santralle ateş ilk defa yüz yüze geldi diyor. Maalesef Milas'ta termik santrale ulaşmış durumda. Termik santrale ilerleyen alevler ulaşmış durumda termik santrale Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat'ın aktardığına göre. Yine bu video izlediğiniz görüntüler Muhammed Tokat tarafından az evvel paylaşıldı. Milas yanıyor ve alevler termik santrale de ulaşmış durumda. Kemerköy termik santraline de ulaşmış durumda. Zor bir akşam olacak. Milas acil yardım çağrısı yapıyor ve belediye başkanı Muhammed Tokat bunu söylemek istemezdim ama termik santralle ateş ilk defa yüz yüze geldi diyerek bu görüntüleri paylaştı az evvel. Halk TV muhabirleri Marmaris'te ve Manavgat'ta günlerdir görev yapan arkadaşlarımız yeni bilgilerle ve görgü tanıklarının anlattıklarıyla yayına hazır. Rica edeyim rejiden önce hangi noktaya döneceğiz? Peki, her iki arkadaşım da hazır. Hem Mevsim hem Erdinç. Önce dilerseniz Erdinç müsaade edersen Marmaris'e, Mevsim'e dönelim. Ondan son bilgileri alalım. Mevsim, Milas'tan kötü haberler geliyor. Aktardık az evvel. Kemerköy Termik Santrali'ne alevler ulaşmış durumda. Siz hangi noktadasınız ve neler aktaracaksın bize şu dakika itibariyle? İrfan Değirmenci, biz kameraman arkadaşım Bülent Akbağ ile birlikte Yukarı Keçibük'ündeyiz ki arkamızda da görüyorsunuz burada yangınla mücadele çalışmaları devam ediyor, sürüyor ki burada İstanbul itfaiyesi ekipleri var. Aynı zamanda yine Maltepe'den, İstanbul'dan gelen sağlık ekipleri de var. Düne nazaran buradaki yangın daha kontrollü, daha müdahalesi hemen yapılmaya çalışıyor. Buradaki görevli arkadaşlar sayesinde ki karşı tarafta da gördüğünüz üzere tepeler yanıyordu. Bu tepelerde dumanlar tütüyordu. Hatta elektrik direğine kadar gelmişti. Ancak orman görevlileri de bu yangını söndürdüler. Dolayısıyla Keçibük'ü için yangınla müdahale edildi. Yangın soğutulmaya çalıştı diyebiliriz. Tabii burada da en büyük kahramanlar, görünmez kahramanlar, itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri, buradaki gönüllüler. Burada inanılmaz bir halk dayanışması var. Bunu da söylemek istiyorum. Buradaki yangın düne oranla daha kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Burada ekipler tabii ki de karadan müdahale yapıyorlar. Daha henüz bir havadan müdahale görmedik ama havadan müdahale gerektirecek de bir durum şu an için söz konusu değil. Ama daha arka taraflarda Orhaniye Kanyonu'nda başlayan yangınlarda havadan müdahale gerekebilir. Şimdi İrfan Değirmenci, sizi Yukarı Keçibük'ü'de yaşayan Ali Fuat Evcan'la ekranlarınıza getirmek istiyorum. Çünkü burada yaşayan o ve biraz kendisine soralım bakalım bu süreçte neler yaşadı, neler gördü. Geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Nedir son durum? Son durum şu anda işte hep şeyiz yani, böyle mahvolduk ya, mahvolduk. Her taraf yandı, arılar bitti. Yani 30-40 tane arı var, onu da kaçırdık burada. Nereye götürdünüz? Bu Datça yoluna. Oranın da garantisi yok. Korkuyor insan yani. Yani. Ama katliam gibi bir şey oldu yani. Orman diye bir şey kalmadı. Her taraf yandı. Arıcıların işi bitti. Turizmin işi bitti burada. Siz doğma büyüme buradasınız. Burada yaşıyorsunuz. Evet. Ve en son 96 yılında yanılmıyorsam bir Marmaris çok büyük bir yangın gördü. Evet. Ama 96 yılından, 1996 yılından bu yana kadar görünen en büyük yangın bu yazki yangın oldu. Evet, evet. Bu yangın oldu en fazla 96'dan sonra. Yani böyle bir şey görmedik ya. Yani katliam gibi bu. Peki buradaki desteği nasıl buluyorsunuz? Buraya evet. Gelen insanların desteğini nasıl buluyorsunuz? Çok iyi, çok süper, süper, süper. Çok iyi, çok yardımcı oldular buraya. Yani koştular dağlarda, tırmandılar şu yerlerde hep. Tabii gençler, köylüler de dahil olmak üzere, itfaiyeciler, bütün şeyler, görevliler. Çok iyi çalıştılar yani.
Şu anda zaten yangın söndürüldü ama olası bir alevlenmede köyü korumak için bütün görevliler teyakkuzda diyebiliriz İrfan Değirmenci. Bizim buradan anlatacaklarımız bu kadar ama size şöyle bir sevindirici haber verebilirim düne nazaran. Bugün için Hisarönü ve civarındaki Orhaniye'de de birazcık daha yangın kontrol altına alınmaya başladı. Soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz buradan. Neyse ki bir iyi haber o noktadan verebildik en azından. Zira çökertmede durum çok vahim. Çok önemli bir not aktardı arılarla ilgili bölge sakini konuğun. Çam balının %80'i dünyada Marmaris'te üretiliyor ve çam balı kalmayacak muhtemelen. Arıları kurtarabilen kurtardı. Arılar telef oldu. Arılar hayatını kaybetti. Hayvanlarla ilgili bir haberimiz var. Birazdan ekrana getireceğiz. Erdinç'i daha fazla bekletmeyeyim. Erdinç Yılmaz ve Murat Kibar da Marmaris'te Torosların eteklerinde, dağ köylerinde. Son durum nedir Erdinç? Evet İrfan Değirmenci, bir önceki bağlantımızın ardından yanan alanlara müdahaleler devam ediyor. Hatta o bağlantımızın ardından iki kere havadan uçak müdahalesiyle yangının bir noktasında en azından yavaşlaması sağlandı. Kameraman arkadaşım Murat Kibar'dan rica edeyim. Hemen karşıda gördüğümüz tepe, aslında köşe nokta, Kızıldağ köyüne giden nokta. Yani o noktayı kontrol altına almaya çalışıyorlar. Alttan ufak ufak alevlerin yükseldiğini görüyoruz. Oralara hemen müdahale edilip yolun karşı tarafına atlamasının önüne geçilmek isteniyor. Çünkü hemen bu karşımızda gördüğümüz ağaçların arka tarafı Kızıldağ köyü. Orada bir yerleşim alanı var. Yaklaşık 100'ün üzerinde hane var orada. Vatandaşlar orayı tahliye etmiş durumdalar. Anonsları duyuyoruz sıklıkla. Sivil araçların bu alanı boşaltması yönünde, tahliyelerin yapılması yönünde duyurular var, anonslar var. Aşağı tarafta ufak ufak lokal yangınların devam ettiğini söyleyebiliriz. Yaklaşık yarım saattir yine bir havadan müdahale yok. Hem helikopterle hem uçakla. Ama bizim altı bağlantımızda söylediğimizin yaklaşık bir 10 dakika sonrasında buraya bir havadan uçak müdahalesi gerçekleşti. İki kez üst üste sorti yapan uçak yangının söndürülmesinde müdahale gerçekleştirdi. Ama kara araçları belli bir noktaya kadar gidebiliyor. O belli bir noktada yukarı tepede kalan kısımların yangın söndürmesinde şu anda halen tam anlamıyla söndürüldü dememiz doğru olmayacaktır. Çünkü halen dumanların yeni yeni yerlerden tütmeye başladığını, o is bulutlarının göğe yükselmeye başladığını görüyoruz hemen karşımızda. Kameraman arkadaşımız gösteriyor ama asıl önemli olan nokta hemen köşe taraftaki, yani Kızıldağ köyüne geçecek noktanın engellenmesi. O noktaya ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyorlar. İtfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Bu noktada sivil vatandaşların çok kalmasını istemediği ekipler anons geçiyorlar bu yönde. Araçları buradan çıkartmaları yönünde anonslar var. Kızıldağ köyündeyiz. Manavgat'ta yani kontrol altına alınamıyor. Diğer bağlantılarımıza söylemiştik. 25'in üzerinde köy tahliye edildi. Binlerce hektarlık alan yandı. Antalya'nın, Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Manavgat'ta 7. günün sonunda birazdan havada kararacak. Havadan müdahale de çok mümkün olmayacak bu noktada. Yoğun is bulutu da var ve aynı zamanda gecenin görüşü karartması dolayısıyla hava müdahalesi de çok yoğun olmayacak. Dediğimiz gibi hava müdahalesi oldu. Vatandaşlar daha fazla hava müdahalesi bekliyor ve köye sıçramaması için bu hava müdahalesinin şart olduğu görüşündeler. Biz ayrıntıları an be an Manavgat'ta nerede sıcak bir nokta varsa aktarmaya devam edeceğiz diyerek söz size bırakalım İrfan Değirmenci. Teşekkürler, kolaylıklar diliyorum. Günlerdir bölgedesiniz, görev yapıyorsunuz ve bize son notları aktarıyorsunuz. Sağ olasın Erdinç. Manavgat'ta dağ köylerinde 6 gün sonra yanan ağıldan canlı çıkarılan keçi var. Onu göstereceğim size. Arıcılar anlattı az evvel Marmaris'te, arılar gitti diye ve çam balını dünyada çam balını %80'ini üreten Marmaris'in o dağ köylüleri, o arıcılar, kovanlar zayi oldu, kovanlar yandı. Ben telef oldu, zayi oldu deyince düzeltme ihtiyacı duyuyorum. Yanan candır, insan canı da önemli, hayvanların canı da. Bu akşamın en tehlikeli noktası ise termik santral, Kemerköy Termik Santrali. İyi haber gelir diye ümit ediyorum. Söndürülür umarım bir an önce yangın. Zira
Belediye başkanı da çağrısını az evvel size söyledim. Günlerdir uyarıyordu belediye başkanı, Milas Belediye Başkanı Tokat. Ve o uyarılarında haklı olduğu maalesef ortaya çıktı. Termik santralle ateş ilk defa yüz yüze geldi diyor Milas Belediye Başkanı. Alevler Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşmış durumda maalesef Milas'ta. Zor bir akşam olacak yine ve maalesef yangın söndürme uçakları gece görev yapamıyor. Gece ancak karadan söndürme çalışması devam edebiliyor. O yüzden gelecek iyi haberleri umarım sizinle paylaşabilirim önümüzdeki dakikalarda. Şimdi o söz ettiğim haberle devam edebiliyor muyuz? Peki. Peki o haberi birazdan ekrana getirelim. Zor şartlarda görev yapan muhabirler var. Yerli yabancı birçok haber ekibi görev yerinde ve görevlerini yerine getiriyorlar, haber yapıyorlar. Ama televizyonlarda, Türkiye'de televizyonlarda yayınlanan haberlerle ilgili bir kısıtlama isteği var. İstek demek hafif kalıyor. Aslında bir emir var Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan. Sansür uygulanmak isteniyor haberlere. Fakat bu anayasaya da aykırı. Anayasanın 28. maddesine de aykırı. Onun bir kez daha altını çizeyim. İnsan hikayeleri var yangın yerinden, yangının orta yerinde. Elinde avucunda ne var?